Dünyanın en büyük moda organizasyonlarından biri olan Moda Tasarımcıları Birliği ödülleri geçen hafta New York'ta sahiplerini buldu. Kırmızı Halı'nın en şık isimleri kimler oldu? Dünya ünlü şarkıcı Beyoncé'nin hangi sözleri herkesi ağlattı? İzliyoruz. Dünyanın en önemli moda etkinliğine hangi ünlü isimler kıyafetleriyle damga vurdu? Ünlü popstar Beyoncé'nin hangi sözleri salondaki herkesi ağlattı? My grandparents did not have enough money. Moda Tasarımcıları Birliği'nin görkemli gecesinde yaşananlar Magazin 8'de. Dünyadaki tüm ünlü modacıların üye olduğu Moda Tasarımcıları Birliği, geçtiğimiz günlerde New York'ta bu yılın en tarz isimlerini ödüllendirdi. Gece modayla ilgili olunca Kırmızı Halı'da da şıklık yarışı vardı. Ama tarzını konuşturan 3 kadın diğer herkesi gölgede bıraktı. İşte geceye damga vuran en şık 3 isim. Olivia Wilde hamileyken nasıl şık olunur dersi verdi adeta. Karnı burnunda olmasına rağmen vücudunu saran siyah uzun bir elbise tercih etmişti ünlü oyuncu. Sağ omzundaki ve göbeğinin sol kısmındaki pencereler kıyafetine hareket katmış, eldiven şeklinde sonlanan kollar kıyafetini sofistike bir hale getirmişti. Eline fuşya tonlarında bir çanta alarak riske girse de gösterişli takılarıyla uyumlu çantası göze batmaktan öte kombinine renk katmıştı. Sol omzunun üstüne topladığı saçları ve yeşil gözlerinin belirginleştirdiği siyah tonlarındaki göz makyajı kusursuzdu. Boy post desen var, endam desen var, ek güzellik de var. Haliyle Adriana Lima'ya ne giyse yakışıyor. Göbeğini hafif açıkta bırakan, üstü tamamen yarı değerli taşlarla işli, omuz kısmı vatkalı ceketinin altına bol kesim siyah bir pantolon giyen Lima, kusursuz güzelliğini sergilemekten de kaçınmadı. Saçlarını geriye tarayarak güzel yüzünü ön plana çıkaran ünlü model son derece hafif bir makyaj yapmış. Ancak bordo rujuyla yüzünü renklendirmişti. Ve gecenin en şık ismi, Moda Tasarımcıları Birliği'nden yılın ikonu ödülünü de alan ünlü şarkıcı Beyoncé oldu. Oh, thank you so much. Aldığı ödülü pop müziğin efsane isimlerinden Michael Jackson'a ithaf eden ünlü şarkıcı, tarzında da Michael Jackson'dan ilham almıştı. Siyah üstüne beyaz, strass taşlı çizgileri olan takımı ve başına taktığı devasa şapka tarzının çok dışında ama aynı zamanda çok şıktı. Ödül töreninde bir de konuşma yapan Beyoncé, sözleriyle herkesin gözünü doldurdu. My grandparents did not have enough money. So my grandmother sold clothes for the priests and the nuns and made the uniforms for the students in exchange for my mother's education. Şu an 1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin sanatçılarından biri olan Beyoncé, ailesinin nasıl yokluk içinde yaşadığını, kendisinin nasıl yokluk içinde büyüdüğünü ilk kez anlattı. When we were starting out in Destiny's Child, high-end labels, they didn't really want a dress or a black country curvy girls. İşte bu sözler hem ünlü şarkıcının gözlerini doldurdu hem de salonda kendisini dinleyenlerin. Çünkü tıpkı büyük annesinin annesi için yaptığı gibi annesi de Beyoncé için her şeyinden vazgeçmişti. Thank you for showing me to never take no for an answer.